Evet, kayıttayız. Seni ısırıyor mu şimdi? Ekran alıyor musun? Ha tamam, olur ya. Şu an ben de sayıyorum. Evet. Başlıyorum. Başla. Abi, alacağım birkaç parça şey kaldı ama onlar önemli şeyler değildi. Bir de alamayabilirim, zamanım yok. Çünkü birkaç güne gideceğim. Ha bugün gidiyorum, ha bugün gidiyorum. Aynen. 15 gün oldu. Aynen. Biz bir zamanlar gezerken yolda iki kıvırcık vardı. Birisi yol düşleri ama o da saçını kestirdi. Ben şimdi, de saçımı kestirdim. Sen de yine var. Şey demiştin, hatırlıyor musun Tayland'da? Yolda iki tane kıvırcık fazla. Ha öyle miydi? Bu Asya'da iki tane kıvırcık fazla. Şimdi ikimiz de kıvırcık değiliz. Tamam, ben gidiyorum zaten. Şimdi sen kal. Aykut da buralarda takılıyor, geziyor, bir şeyler yapıyor. Şu an Aykut'un odasındayız. Onunki biraz daha genişti. Aldım Hong Kong'da, şu an 12-13 gündür buradayım. Aldım bütün ürünleri hızlı tanıtacağım abi size. Şimdi bende zaten vardı. Mesela şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Bu kadar bütçem zaten yoktu benim. Şu an bütçemi zorladım. Hatta iki arkadaştan da borç da aldım. Yalan yok. Şu an cebimde sadece Türkiye dönüş parası kaldı. Ama bir miktar ürünlerimi satarak bunu tekrardan elde edeceğim. Şimdi burada Türkiye şöyle bir şey yapacağız. Neyi kaça aldığımı söyleyeceğim. Hong Kong'daki fiyatını söyleyeceğim. Ayrıca bir de Türkiye fiyatını söyleyeceğim, anladın? Aynen, yani şimdi buraya Hong Kong fiyatını, yani neden bunu yapıyorum? Yani benim aldığım fiyatı yazıyorum. Benim araştırmacı şeyimi biliyorsun. Benim araştırmacı kabiliyetimle Mehmet bu konuda 10 numara. Aynen. Benim araştırmacı kabiliyetimle Hong Kong'da bile ne kadar kâr ettiğimde videonun sonunda anlaşılacak. Aynen. Bir de bunları Türkiye'de alsaydım toplam kaça mal olacaktı? Onu anlayacağız. Yani buraya Türkiye fiyatını, burada Hong Kong'un standart fiyatını, buraya da benim aldığım fiyatı yazacağız. Bir de şöyle bir konu var. Bazı ürünler zaten bende vardı. Mesela bende şimdi iPhone 13 Pro var. Zaten muhteşem bir kameraya sahip bir telefon. Ama sırf gimbal özelliği vardı. 14 almak istiyordum. 14 alırken zaten benim cebimden hiç para çıkmayacak. Ben şimdi bu telefonu Türkiye'de gideceğim, satacağım. Şimdi bu yurt dışı telefon olduğu için, tabii ki harç pulda 6 bin lira olduğu için. Normalde bu telefon Türkiye'de 32-33 bin lira. Yurt dışından gelenleri 20 bin liraya falan alıyorlar. 20-22 arası galiba. Ben bu telefonu 20 bin liraya satacağım. Şimdi ben bu iPhone aldım buradan acı 8.000 EKD'ye kaç TL yapıyor? Ben iPhone 13 Pro'yu Türkiye'de satıyorum ikinci eline. 19 yapıyorum şu an. Kârdayım o zaman. Kârdasın, 1000 lira kârdasın. Yani iPhone 13 Pro satacağım Türkiye'de. Kaydı falan dahil değil mi hepsi? Ya yok, ben kayıt yaptırmıyorum. Kayıt yaptırırsam zaten yaptıramıyorsun. Sistem değişti artık, kendi adına yaptırabiliyorsun. Ama satılıyor. Ben ama bu telefonu 20.000 liraya okutabilirim. O parayla buradan sıfır gibi telefon aldım. Birazdan açacağız. Zaten bende 3 vardı. 3'ü Türkiye'de satacağım fiyata burada 4 almış oldum. Şu an bakın ben bunu 398 HKD'ye almışım. Bunu burada piyasadan almaya kalkarsanız bu burada 450. Ben bunu 398 Hong Kong dolarına aldım. JBL Clip 4. Bir iki tanesini de Türkiye fiyatına canlı bakalım. Ondan sonra ben sorudan bakar yazarım. Renk de değişiyor. Kırmızı değil mi? Aynen. Kırmızı 1040 TL. 1040 TL. Aman aman da fark yokmuş aslında ya. Çok bir fark yokmuş. Bir 100 lira civarında bir kar. Yani şöyle bir şey bir de eklemek istiyorum. Aslında yedek, bak sen de belki bilmiyorsundur. Böyle yedek sanayi, yedek parça ürünlerde aslında Türkiye pahalı değil. Bizde neyde vergi var biliyor musun? SIM kart girişli cihazlarda ya da kameranın kendisinde ya da lensinde. Aynen. Ama mesela bu power bank çok pahalı değil Türkiye'de, ya da ne bileyim başka bir şeyler çok pahalı değil. Pahalı olan şeyler büyük farklar kamerada, lens, bilgisayar ve telefonda. Telefon, yani tabii ki yine bunlarda da fark var. Yani aman fark yok ama hani ben buraya gelmişken şimdi 50-10'dan 110'dan falan derken ne kadar kar ettiğim videonun sonunda çıkacak. Bisikletimle taşımaya en uygun buydu. Hem ağırlık olarak, hem ses olarak, hem fiyat performans olarak. İkinci eli de zaten aynı paraydı. Ben bunu bir parakendiciden buldum, aldım. O yüzden ikinci el fiyatına geldi. Şimdi bende zaten bunun aynısı var. Aynısının bir değişi. Neden değişini şimdi para verip aldığımı hem sana anlatayım, hem de gezmesini öğren. Biz geziyoruz değil mi Dağtaş? Zar zor bir tane hostel buluyoruz. Evet. Ya da bulamıyoruz, ya da bir ev buluyoruz. Evet. Bize ne yapıyorlar? Bir tane priz ya düşüyor ya düşmüyor değil mi? O priz bir tane düşüyor ama sen oradan laptopunu mu şarj edeceksin? Ben üçlü prizi taşıyorum bak, o yüzden. Ben taşıyorum şimdi. Üçlü priz, kablo taşıyorum. Beşli priz. Pardon, ters gösterdim. Beşli priz. Bu iyi olmuş. Aynen. Bende bunun beşlisi vardı. Onun iki tanesi hızlıydı. Üç tanesi normaldi. Ben şimdi bir tanesini Type-C bakın. Bu Type-C'lisini aldım. Bak, neden? Benim yanıma taşıdığıma bak. Şunu şöyle yanıma alıyorum. Al işte. Bak şimdi ben bunu onu söyleyeyim. Neden Type-C'li aldım ben? Şu bundan daha iyi şu an. Evet. Ben neden Type-C'li aldım bak. iPhone, yani MacBook'umu artık bununla şarj edeceğim. Ben otomatikman MacBook bataryasından kurtulmuş oldum. Şey mi? Bunun gücü nasıl? Çıkış güçleri nasıl? 65 Watt. Ama zaten şöyle düşün. Laptopum benim 60 Watt alıyor. O da maksimum alırsa zaten. Laptopumun da artı 4 cihazına mesela iPhone için de şey götürmeyeceğim. Şarj aleti götürmeyeceğim. Ben sadece bir tane şarj aletiyle bütün ihtiyaçlarımı gidereceğim. Bu powerbank. Hatırlayanlarınız vardır. Ben bu powerbank'in bak 7 tane kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane giriş var. Irak'ta ben bunu yere düşürmüştüm. Üzerinden kamyon geçmişti. Taksim'ine geçmişti. Kırmıştı. Kırık. Yine de çalışıyor ama bazen gelip gidiyor aklı. O yüzden bundan aynısından bir daha aldım. Bu elimde gördüğünüz var ya, laptop maksimum 60 Watt'la şarj oluyor ama bu cihaz 65 Watt şarj edebiliyor. Yani şu an laptopun bataryasından daha güçlü bir alet var. Kaç defa şarj ediyorsun onunla laptopu? Laptopu kaç kere eder? 30.000 laptoplar herhalde 20-21.000 mah. Emin değilim. Yani bende MacBook Pro M1 var. 1.5'a yakın eder ya da etmez gibi. Evet. Burada elektrik seti kurarken amacım az yer kaplayan şeylerle çok iş yapmak. Dokmamız oydu. Şimdi bu ürünü böyle bir şey alma planım yoktu. Rastgele gördüm ben bunu. Ben de bahsetmiştim sana bunu. Aynen. Yani. Şimdi ben Afrika'ya gidiyorum biliyorsunuz. Bisiklet turu için bu düzeneklerin hepsi. Bakın GoPro'yu çok pratik bir şekilde abi. Böyle. Aynen. Şimdi neyse. Bak şimdi öteki sistemlerde hani boynumuza taktığımız kamera sistemlerinde şey vardı. Bu tamam mı? Şey oluyor. Zıngır zıngır sallanıyor. Bunun özelliği abi şey kemiksi yapısı var. Ne yaparsanız o şekilde kalıyor. Süper. Sallanmıyor da bak. Çıkartıp yine tripod olarak da tutabilirsin. Ya aynen tamam. Şey de yaparsın işte. Ufak işini ufak görmek istiyorsan. Aynen, hemen hızlıca aynen. Şöyle hemen anında kamera tripoda da çevirebilirsin. Şimdi bak yazma hızıyla okuma hızı 200'e 140 olan 2 tane 256'lık SD kart aldım. Bunları ben 196 Hong Kong dolarına aldım ama bunlar piyasada 250 Hong Kong dolarından aşağıya değil. Türkiye satış fiyatlarını da şuraya yazdım. iPhone'a 256 GB'lık aldım çünkü 512'ler biraz pahalıydı. Ben de böyle bir şey aldım. Bakın bunda hem USB hem Lightning hem de Type-C girişi var. İşte Android'e ya da iPhone'a bunu sokuyorsunuz. Arkasına da hafıza kartı sokuyorsunuz. Telefondaki bilgileri yolda yürürken direkt buna takıyorsun, aktarıyorsun. Aynen. Yani gidip 512 ya da 1 TB telefon alacağınızda bir tane şöyle bir şey alın abi. Daha ucuz. Abi elimde ben bu My Passport yani Western Digital'in My Passport'undan ben memnunum. Güzel. 3.1 galiba USB 3.1. Yazma hızı, okuma hızı çok fazla hızlı değil ama zaten hızlı olsun diye SSD'yi aldım ben. Şimdi ben bunu kaça almıştım? 712 HKD'ye aldım. Bu piyasada 750, 770, 780 civarında satılıyor ama genellikle 770 HKD 5 TB'lik aldım. Bu ne için tam olarak? Bu şey. Şimdi GoPro ile çektim. Sistemi hem size hem onu anlatıyorum. Aynen. GoPro ile çektim. O gün işim bitti. Yani SD kart doldu tamam, değil mi? Aynen. Bunu aktarıyorum. Bu SSD. SSD aynen. Tam 1 TB'lik SSD. Ben videoyu ne zamana kadar o video editlerine kadar aynen. SSD'de kalacak. Süper. Neden? Çünkü videoları SSD üzerinden editlersen daha hızlı olur. Aynen, sonra bunda işi biten videolarımı bunu aktaracağım. Bu da depolayıcı olacak. Yani sadece bunun görevi benim arşivim. Şöyle. Bu da işte bunun 2 kat daha hızlısı vardı ama gerek yok. Zaten MacBook M1 Pro 2020 model bir yere kadar okuma hızına sahip. Ben bunu aldım. 1 TB'lik SanDisk'in. Abi kuş kadar bunu açıp göstermek istiyorum ya. Abi şöyle bir şey var mı ya? Cebine koy taşıyor. Aynen. Şu 1 TB'lık bir SSD. Çok hafif bile ya. Yani bunun içerisinde disk yok. Dönen bir şey olmadığı için kafa mafa atma olayı diyor. Kaç gram ki bu? Vallahi 92 gram mı neydi galiba? Belki o kadar diyor. Sonra 5 tane pil aldık biliyorsunuz. Bunlar Enduro diye geçiyor. GoPro 11 ile birlikte piyasaya çıkmaya başladı. Bunun amacı sıcak ya da soğuk iklimlerde ya da uzun dakikalı çekimlerde daha iyi performans sağladığı gösteriliyor. %10 gösteriyordur, %5 gösteriyordur bilmiyorum ama yanlış hatırlamıyorsam şu Türkiye'de 600-650 TL. Ben bunu 120 HKD geldi galiba tanesi. Yani 250 TL falan geldi. Sırf şu 5 tanesinden var ya bilmem ne kadar kârdayım. Şunun bayağı düşmeye, suya falan her şeyde var. Şöyle göstereyim. Minnacık ya. Okuma hızı falan da hızlı. Asıl bombamıza gelelim. Asıl bomba burada. Hadi bakalım. GoPro 11 Creator Edition. Ben o kadar en lüksünü aldım şu ana kadar ki o yüzden adını bile söylemiyorum. Abi GoPro 11'in en yenisi. Full setli modelini aldım tamam mı? Şu an GoPro 11 sadece kamera kanka. Sadece şu kamera GoPro 11 kamera Hong Kong'da minimum 3000-3100. Bu ne kadara geldi şu an? Satış fiyatı ne yazıyor? 5600 EKD. Sadece kamera fiyatı mı bu? Hayır, setin fiyatı. Setin fiyatı. 5600 EKD. Setin fiyatı ben aldım 3600 EKD'ye. Neredeyse sadece sıfır, bak açılmamış. Aynen. Sıfır. İlk ben açacağım. Çekilişlerden normalde şirket üyelerine veriyorlar. Öyle bir şey mi denk geldi? Yılbaşlarında ve Çin yılbaşlarında veriyorlar ya. Ben de yakaladım öyle bir ürün çünkü bir ara. Türkiye'de bu ürün şu an 20.000 TL. 3600 EKD kaç para yapıyor? Ulan her gelişimde EKD artıyor. Ben buraya ilk geldiğimde 8655. Ben buraya ilk geldiğimde 1 TL yani TL daha değerliydi. Şimdi 2 katından daha fazla değersiz olmuş. Neyse 8600 TL'ye almışım ben bunu. Ben 8600 aldım. Hong Kong'dan alsaydım 5600 EKD'de, Türkiye'den alsak 20.000 TL. 18500 falan. Böyle set. Ciddi misin ya? Aa, bunu en sona saklayacağım. Bu şu an en son aldığım ürün ve en sona saklayacağım ama bunun başka bir güzel hikayesi var. İlginç oldu şu an. Abi yani. Bunu Gürkan Genç var biliyorsunuz. Bisikletle bizim dünyayı gezen gururumuz. Gürkan abimiz, canımız, ciğerimiz. Seni çok seviyorum abi. Eğer denk gelir de bu videoyu izliyorsan ya da izlemiyorsanız arkadaşlar bizim abi yıllardır dünyayı gezen, bisikletle non-stop yolda olan Gürkan Genç abimiz var. Umarım inşallah bir gün bir yerde denk geliriz. Şimdi bazılarınızın haberi oldu. Lütfen Gürkan abiye gidip Instagram'dan bakın. YouTube'da çok aktif değil. Instagram'da genellikle aktif. Dünyada pedallamadığı yer yok. Guinness Rekorlar kitabı kıracak bir sürü inşallah. Ya, Türkiye'de 5000 TL falan bu cihaz. Nerede? Aa, bunun içerisine mazot ya da benzin dolduruyorsunuz. Bunu bunun içerisine sokuyorsunuz. Bu da pompa. Ben bunu işte Gürkan Genç'in internet sitesinden ve Yiğitcan'a sordum. Yiğitcan iş var ya. O da dedi ki kanka illa bunu al, paraya kıl bunu aydı da kanka kıydım parayı bunu aldım. Evet. Vallahi hiç hesabımda yoktu böyle bir şey. Şimdi bu burada şu 1600-1700 HKD satılıyor. Adam bakın hiç kullanmamış daha ya, çok az kullanmış. Bir kere ya da iki kere kullanmış. Bana bunların hepsini 950 HKD'ye verdi. Türkiye satış fiyatını da bilmiyorum ama herhalde yani 5-6 bin lira falan var. Türkiye fiyatını da buradaki fiyatını da aldığım fiyatı da yazdım. Evet, bugünkü bombamız abi iPhone 14 Pro. Böyle baksanıza adam şarj kablosunu hiç kullanmamış. Telefonun bataryası %100. Kılıf bak nasıl bir kılıf kullanıyorum biliyorsun? Böyle bir kılıf kullanıyorum. Her zaman kapalı. Bunun iki sebebi var. Gezgin olarak söylüyorum bunu. Aynen. Şimdi bu bak bu zengin memo. Bu ne oldu belli olmayan memo. Anladın mı? Tabii göstermeyecek. Şimdi bu üç kamera göstermeyeceksin abi. Üç kamera gözüktü mü sıkıntı olabilir. Ben iPhone'u cebimden hiç çıkartmıyorum. Ben zaten Android'le geziyorum. iPhone fotoğraf ve video için. Bunu bakmayın iPhone 14 diye adını andığımıza. Bu bizim fotoğraf makinemiz abi. Yani düşünsene bunun kalitesinde çekim yapan bir fotoğraf makinesi ne bileyim Sony A7 R2 diyelim. Kocaman, tamam mı? Kocaman lens alacağım falanlar filanlar. Tabii ki A7 R2 daha iyidir belki bilmiyorum da. Ya ona yakın performans ama küçücük telefon. 200 gramlık telefonla şu an belgesel çekebilirim. Bunu o yüzden aldım. Bunun buradaki satış fiyatı 9400 EKD ama şu an piyasada telefon yok. O yüzden sıraya giriyor millet. Ve bu sıraya girme olayı olduğu için ikinci el fiyatları sıfır fiyatına geçmiş. 10.000 EKD satıyorlardı. Dün bunu çocuk 8500'e ilan koydu. Ben de yani dolandırıcı falan sandım. Dün koydu. Direkt sen hemen yazdın. Ben sürekli bakıyorum. Yani durmadan yeniliyorum. Instagram'da arkadaşlarıma followlar gibi. Abi dün ilan koyuyor. Kaça koydu? 8500'e. Şaşırdım. Ben dedim pazarlık, mazarlık. Dedim ki 8000 olur mu dedim. Tamam. Dedi yarın alırsan olur dedi. Süper. Dedim ben şimdi bile gelirim. Dedi yarın olur dedi. Gittim hemen aldım. Gördün sıfır değil mi? Aldın yani. Hiçbir şey yok abi. Telefon sıfır. Telefon açılmış sadece. Kurulum falan da yapılmamış. Aynen. Şöyle yani. Kurmuş bir kere bir gün iki gün kullanmış. Büyük gelmiş. Yani bırakmış. Ama ekstra almış. Herhangi belki sıfırlamıştı şey tekrardan. Yok. Herhangi bir uygulama hiçbir şey yok içinde. Aynen. Şimdi ulan video uzuyor da yapacak bir şey yok. Zaten merak eden adam izler. 500 dakikada olsa izler. Yani. Bu aynen kulaklık. Ben bunu Nurgül ile Uğur'da görmüştüm. Nepal'de böyle takıyorlar kanka. Geziyorlardı böyle. Bende de vardı bir tane. Bu hangi modeli? JBL 660. Bu yeni model aynen. Bu yeni. JBL 660 NC diye geçiyor. Onlarda 510 BT vardı. Bende de BT modellerden biri vardı. Aynen. 300 küsur. Abi inanılmaz güzel, inanılmaz memnunum ama ben ilk defa kulaküstü kullandım. Ben bunlar çok büyük ses veriyor sandım ama çok büyük ses vermiyor ama dış ses gelmiyor. Dışa ses vermiyor. Şurada bir tuşa bir basıyorsunuz. Dışarıdan içeri, içeriden dışarı ses gitmiyor. Onda mı? Var. Aktif ses engelleyici teknolojisi varmış. Bu yeni öğreniyoruz. iPhone'un yaptığı gürültü engelleyicisi burada da var. Süpermiş o zaman. Yani öyle bir şeyler. Bak ben bunu bir tane dayıdan aldım, tamam mı? Dayıya hediye vermiş birisi 3 tane ya. İş yeri hediye vermiş. Bu ürünlerin çoğu cidden hediye ürünler. Sıfır o yüzden gördüğünüz gibi kolyeler. Ben bunu 320'ye aldım. Bu burada şu an 500 EKD. Evet. Türkiye'de de yanlış bilmiyorsam 1600 TL. Tekrardan check edip burada bakalım. Yazmışlar zaten Active Noise Cancellation. Aynen. Ben mükemmel. Ben doğruymuş. Bununla videolarımı editleyeceğim. Bir hani kulak içi kulaklıkla video editlenmiyor abi. Tam ses anlayamıyorsunuz. Bu tam mükemmel video editlemelik. Bunu da geçtik. Şimdi buraya en son anlatıyorduk. Yoruldum. Aha bunu yeni aldım. Hadi açalım. Bugün bu garantisiz bir ürün. Ama şöyle bak ben drone'u zaten gidiyorsun. Bunu garantisiz aldım. Şöyle düşündüm. Zaten bazı ürünler biliyorsun Türkiye'de garanti kapsamı dışında oluyor. Yurt dışından aldığımız zaman. Aynen. Ama bir de şöyle de bir şey var. Ben Türkiye'de gitmiyorum. Afrika'ya gidiyorum. Buraya göndermen lazım bir. Ya ben hani onu nasıl bekleyeceğim? Dedim ki tamam ben gerek yok. Bu burada 2900 EKD. Ben şu an bunu 2900 EKD'ye aldım. Şu an bu abi bir yani bırakın stüdyo işi bile yapan adam için yani gayet profesyonel bir mikrofon. Abi şu an bunun içerisinde hem iPhone'a hem Android'e hem GoPro'ya girmesi için mikrofon var hem de çift kişilik mikrofon var. Abi hadi şey yapalım, kutu açılımı falan. Hadi bakalım. İlk defa kaç tane ürün kutu açılımı ilk defa yapıyoruz. Hop açıyorsunuz. Abi şuna bak ya, minnacıcık. Ses kalitesi artacak ama onu bir sonra da bunu cihaza takıyorsun. Ne yapacağız biliyor musun? Alacaksın sen bunu. Aynen. Ben de Road Virus Go var. Onu satacağım Türkiye'de. Road Virus Go'nun ikinci eli var ya. Benim 1500-2000 TL vardır. Aynen. Bunu da çok para vermiş olmayacağım yani. Hepsinin bende ikinci elleri varsa satacağım Türkiye'ye gidince. Şimdi güzel yanı ne biliyor musun zaten abi? Çıt sesi geliyor. Bak bunun güzel yanını söylüyorum size. Nerede? Bak direkt telefona takıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra ışıklar söndü, bağlanacak sanırsam. Ama bak zaten o bak mantıklı bir şey yaptın. Bunda şu an hem stereo hem mono var. Yani stereo mono ne biliyorsun? Ben bunu çift taraklı takıp konuşursam insanlar 360 derece ses algılayacak. O dönerek gelen ses. Aynen. Kabile videolarını burada çekeceğim. Bununla çekeceğim. Süper. Abi şu an bunu almamın sebebi bu. Bu kadar. Şu an var ya, bu olmasaydı bunu buna çevirmek için yani şu GoPro'ya Rode'u bağlaman için kocaman kablo gerekiyor. Önce Lightning'den TRC kablosu mu ne diyorlar? O TRC kablosundan da mikrofon kablosu, onu da Rode'a bağlayacaksın. Ondan sonra Rode böyle sallanacak burada kabloyla. Evet. Ama şu an bu bitti olay. Şarj. Ona tamam yapacağız, ona geçmedi. O girmedi değil mi oraya? Aynen, şimdi ona gireceğim. Tamam. Şöyle. Dur. Isındı. Şarj bitti. Yanıyor. Ama şimdi Enduro'ya taktık. Bakalım Enduro'da nasıl performans alacağız. Bu arada biz hani değiliz ya, elektronikçi falan değiliz. Böyle oturup video çekmesini de becerebilen insanlar değiliz. Aynen. Ben sadece aldığım ekipmanları şu an tanıtıyorum. Insta360 RS modelini aldım ben. Neden bunu aldım? Bu hem 360 görüntü çekiyor hem de GoPro gibi görüntü çekiyor. Bak bu case, sırf şu case 200-300 lira. Evet, ben bunu burada şu an 3000'e aldım. Bu normalde piyasada dediğim gibi 4000-4200 HKD. Türkiye fiyatını bilmiyorum. Hani burası ucuz diye özellikle buradan almadım. Zaten alacaktım. Buradayken aldım. Türkiye fiyatını bilmiyorum. Bana bu selfie çubuğunu da verdi. Belki bunun 1.20'lik selfie çubuğu var. Bir tek onu alırım. Bir de buna alacağım. Bu 360 kamera çekim yaparken sıkıntılı bir kamera, çünkü iki tarafta da lens var ya. Şuraya bir lens koruyucu cam var, iki tarafa da o camı alırım belki. O da 150-200 TL'lik bir şey. Abi bunu ne yapıyorsun biliyor musun? Bunu bu şekilde kullanabiliyor musun direkt kamera? Yok öyle değil ya. Bağlaman lazım değil mi ana kameraya? Bu da güzel biliyor musunuz? Bakın kamera nasıl bir kamera. Şimdi bu normal GoPro gibi çekim yapıyor. Şimdi açıyorsun. Hop. Al. Kamerayı parçaladın da kamera 3 parça oldu, hemen var ona 360. GoPro'da böyle bir şey yok, şuna bak. Aynen, hemen 360'a geçiyorsun abi. Ya bu portatif olayı efsane olmuş. Aynen. Bak bunu çok beğendim. Ben bunu hem ikinci kamera olarak kullanacağım. Mesela gece timelapse yapacağım. Peki, tamam mı? Şunu sorayım, bunda bir ısınma oluyor mu GoPro'daki gibi? Ya şimdi emin değilim ama çok fazla yok. GoPro ile DJI Osmo'da ya da bunda GoPro gibi ısınma problemi yok ama 11'de ısınma problemi bitmiş diyorlar. Şimdi mevzuya bak abi. Bak güzel yanına biliyor musun? Normalde buna mikrofon takman için Media Mod falan alıyoruz ya GoPro'ya. Bunda ona gerek yok. Ben şu an o yeni aldığım mikrofonun özelliği o çubuğu sayesinde. Onu da buna ekleyebiliyorsun. Direkt buna taktığım zaman süper Type-C mikrofon çalışacak. Peki şey var bunda? Waterproof özelliği var mı? Suyu yok. O yok değil mi? Aynen. Bunda hiç yok. Zaten bunu ama suya sokmayacağım. Abi şu an bir de bu var. Bununla gidiyoruz. Ve DJI Mini 3 Pro. Artık bir gezginin ulaşabileceği en profesyonel seviye bu drone için. Taşınabilir ve kalite mükemmel. Normalde bu combo kutusu Fly More Combo Kit satılıyor ama ben Plus'ını aldım. Fly More Combo Set'in Plus'ı burada 1900'e 2000 EKD'ye yakın ya da 1800'e de bulabilirsiniz. Ben 1500 aldım. O abilerden, Pakistanlı abilerden. Şimdi içinden ne çıkıyor biliyor musun? Abi bu drone'dan çıkan... Drone burada kumandası. Aynen. Numarada sen aç kanka. Kaç dakika uçuyor tahmin et? Söyledim mi sana? Kaç dakika? 40 küsürdü zannedersen değil mi? 47 dakika 47. Uçuyor abi. Bir tane batarya 47 dakika uçuyor. Ben 2 batarya satın aldım ekstradan, yani paketin içinde var. Bir tane de kendi orijinal bataryası var. Bu da orijinal de kutunun içinden çıkıyor. Bundan ne çıkıyor? 4 tane pervane. Başka da bir şey çıkmadı. Biraz yavan bir kutu. Yanında bir hediye veriyor değil mi? Yani sadece azmış ya, hani bir tane yedek pervane, ben yedek pervane alayım en iyisi. Bak o Air'lerde bile iki ulan tane çıkıyor. Ulan bu pervane de kitap çıkmış. Sadece adam. Air'lerde iki tane ikiye veriyordu biliyor musun? 2 set veriyordu. Yine vardı, biz bulamıyoruz. Bence vardır. Ha tamam. Tamam, bir sürü şeyler çıktı. Kaç set? Ha, 2 set. Bir. Tamam, yine ben bir set alırım. Kutusunu çok güzel yapmışlar ama. Kutuların hiçbirini götürmüyor, hepsi senin olsun. Tamam. Abi 4K 60 FPS çekim yapabilen ve istediğiniz an, yani yatay çekiyor ya YouTube'a, istediğin anda dik çekebilen, kendi havadayken yani dik dönen bir drone. Ve 40 küsür dakika havada kalıyor. Drone'un en çok sevdiğim özelliği. Aynen. Ve bu drone'un aynen. Bu ekranı olmasın. Bu drone'la gelen bir özellik var, ekranı var. Şimdi şuraya bir aparat alacağım ben ve bisikletime sabitleyeceğim. Önceden nasıldı biliyor musun? Öncekine biliyorsun, sende de vardı. Evet. Çıkartıyorsun, telefonu çıkartıyorsun, onu entegre ediyorsun, sonra bunu göstermeye çalışıyorsun falan. Abi şimdi bunu bisikletimin önüne bir tane çanta koyacağım. Bunu çantanın içine koyacağım. Bunu da bisikletimin şeyine asacağım. Gidonunda asılı olacak. Süper. Tamam mı? Bir şey mi gördüm? Hemen fermuarı açıyorsun, saniyesinde connect olacak abi. Direkt uçuracağım. Abi şu an bunun batarya içinde mi ya? Bu ne kadar hafif. Hafif mi? Abi 249 gram ha. Batarya içindeyse eğer. Harbiden. İçinde. Şimdi bunu nasıl buradan... çıkartıyoruz bataryayı? Ama biraz şey bende hissiyatı verdi. Hassas. Bunun camına bir önlem almam ona lazım. Ona da vardır illaki bir camı, kırılmaz camı. Söyleyeceklerim varsa söyleyeyim. Şimdi mesela bu geleceğim iPhone 13'ü satacağım. Gideceğim GoPro, şu an çekim yaptım, GoPro 9'u satacağım. Bir sürü selfie çubuğumu satacağım. Bataryalarımı satacağım. Eksik kalan bir tek şeyimiz var. MacBook Pro alamadım. Bende şu an MacBook Pro M1 var ama 4K video editlerken beni üzmeye başladı. MacBook Pro M1. M2 ne oldu? Bulamadın mı? Buldum. Var aslında. Anlaşamadım. Hatta yani. Yok şimdi Türkiye, şöyle söyleyeyim. Bu laptopumu Türkiye'de satsa aynısına M2 alabiliyorum. Bende M1 var. M2 alabiliyorum ama gerek yok bence ya. Ya hem diyor. Yani ben de öyle karar verdim. Bak bende de M1 var. Hiçbir para da gitti o. Aynen. Yani ben zaten birkaç sene sonra şey yaparsın artık. Bir de zaten şu an bir kısmını da arkadaştan borç aldım. Yani ben gelince bunları satacağım falan, sana veririm falan diye. Hani Afrika'ya gideceğim, parayı bunlara yatırdım arkadaşlar. Hatta beni Papua ile Toroca, yani Sulawesi, ben orada çok para yedim. Papua, Sulawesi ve şu an Hong Kong bana çok acayip paralara patladı. Ama geri dönüşüm olacak ya inşallah. Yapacak bir şey yok. Bir de bana cimri derler ha. Ulan hiçbir gezinin bu kadar ekipmanı var mı? Yok. Ulan adamların bak en baba olan adamın ekipmanı söyleyeyim size. Bir tane GoPro'su var. Hadi birkaç tanesinde drone'u var. Bizim tarzımızda olan gezginlerden bahsediyoruz. Yani hepsini söyle. Başka kim var gezgin? Yani. Hani şimdi karavanı maravanı alan gezenler de var, onlara sayma da. Aynen. Hani sırt çantasıyla gezip de bu kadar ekipmanı olan hiçbir adam yok. Ben işine her zaman yatırım yapıyorum, her zaman da yükseltiyorum. Gezilerimi de yükseltiyorum. Gördüğünüz Papualar, Mapualar, yani benim gittiğim yerlere hiç kimse gitmiyor zaten ama işte kadri kıymet de bilmiyor. Neyse ben zaten kendim için yapıyordum. Ve son buna geldik. Evet. Abi şu an bunu böyle yaptım ya. Bak böyle uzattım. Bu aparatı bu aparat, yani buradaki aparatlar bunu bisletime sabitlemeye yarıyor. Bunun ucuna da kamera takacağız. Bunu takınca ne olacak biliyor musunuz? Selfie çubuğu gözükmeyecek ve birisi beni sanki kamerayla çekiyor ya da durmadan etrafımda uçuyor gibi. Onu da sen çevirebiliyorsun. Aynen. Bir de kameranın öyle bir özelliği var ki şu an beni çekiyor ya, mesela beni kayda alıyorum. Editle düzenliyorum bunu. O aynı zamanda arkaya da çekiyor. Aynı zamanda solda çekiyor. Aynı zamanda sağa çekiyor. Ben bisiklet sürerken diyelim ki sağda bir olay oldu. GoPro o olayı kaçırıyor. Ama 360 kamera editlerken şey yapıyorsun. Yönünü böyle çeviriyorsun. Yani bakın bir tane video yapacağım Afrika'da. Böyle döneceğim kameraya dokunmadan. Böyle döneceğim kamera oraya bakacak. Böyle döneceğim kamera oraya bakacak. Oysa ki kamerayı ellemiyorum ve sabit olacak. Çok güzel hayallerim ve fikirlerim var. Afrika çok profesyonel olsun istiyorum. Ve işte yemin ederim cebimde son az paralar kaldı. Yalan söylemiyorum acı. Aynen, ben gördüm burada. Bütün parasını şu malzemelere aynen. Yürüdüm. Hani şu an cebimdeki son keşler vardı. Zaten yani şimdi size söylemiyorum falan ama ben kaç günlerdir sağda solda restoranda dağda mağda yatıyorum. Ama bunun zevkinden, o ayrı dava. Mevzu şu. Bir tane adam bunu satıyordu. Bu yanılmıyorsam şu an 400 EKD, 450 EKD falan. Yani 1000 lira falan yani sonuçta. Yani civarında. Az para değil. Çünkü her ıvır zıvıra para ediyorsunuz. Daha bir sürü şey aldım da şimdi onlar ufak tefekti. Toplamda yine bir şeyler ediyor ama. Abi adama yazdım. Dedim ki son fiyatınız ne olur dedim. Bu kadar ha, merhaba. Adam işte koymuş ilana. Facebook Marketplace'e. İlana koymamış. Bazıları fiyat belirtmeden koyuyor. Siz teklif veriyorsunuz. Ben dedim ki son fiyatınız ne olur dedim. Adam dedi ki gel Central'a sana bedava verim dedi. Daha hiç sohbet muhabbet yok ha. Hiçbir şey demedim. Olsun. Bu da böyleydi. Aykut Bey. Evet. Sana hayatta başarılar diliyorum. Sana da hayırlı yolculuklar inşallah. Aynen. Yine denk geliriz bir yerlerde inşallah. Vallahi zor. Afrika'ya gelirsen. Afrika'ya gelmem de Afrika'dan sonra belki. Yani Afrika'dan sonra tekrardan buralara geleceğim ben. Japonya, Filipinler, Yeni Zelanda, Avustralya, Samoa ve oradaki birkaç tane adaya daha gideceğim. Aynen, bir 6-7 aylık tur daha yapacağım. Dönüşte bir Hindistan'a uğrar, Türkiye'ye döneriz. Ondan sonra Güney Amerika'ya gideriz. 4 sene sonra. Sağ olun misafir ettiğiniz için. Önemli değil. Size de izlediğiniz için teşekkür ederim. Afrika'ya götüreceğim ekipmanların sadece elektronik kısmının %90'ı diyelim. %10'luk dilimini göstermedim. Böyle olacak. Sadece burası 7-8 kilo ya. Yalnız kumanda da biraz ağır bir şey önceki kumandalardan. Evet, ağır. Ama önceki kumandayı telefonda takıyorsun, aynı oluyordu. Evet. Gerçi telefonu her türlü taşıyordun ama neyse. Sen bir şey söyleyeyim mi? Şu kumandayı satayım Türkiye'de. Bak yemin ederim ha. Drone parasını çıkartıyorum. Şu kumandayı satayım, drone parasının %70'ini %80'ini karşılıyorum. Satabilirim de belki yani şu anlık bilmiyorum. İlginç ya. Yani yedek kumandan var mı peki? Bunu ötekisi bedava ya. Yani eşleşiyor mu? Evet eşleşiyor. Süpermiş o da. Aynen. Bunlar yeni aldıklarım ama bir de halihazırda zaten ihtiyaç, yani yeni almaya ihtiyaç duymadım, elektroniklerim de var. Ben kafadan şu an emin değilim. Laptopu da telefonu da hesaba katarsan totalde ne kadar gitti? Bisikleti de hesaba kat. Ben var 200 bindim ha. Yani yolda beni al, bisikletimi yani al, cebimden de telefonu al. Adam 200 bin lira. Bundan bahsettim zaten ben sana. Afrika'da böyle bir şey olursa ne yapacaksın demiştim. Adam zengin olur lan. Allah nasip etmesin soyulmayı. Alnımızın teriyle aldık. İnşallah alnımızın teriyle de kullanmak nasip olur. Dikkat Buraya edin. Kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Bay bay.